Evet arkadaşlar, ilk müjde 4'te 4'lere geldi. Daha önceki videolarımda da altına yorum yazan arkadaşlara da verdiğim cevaplarda olasılık dahilinde demiştim. Yani infaz düzenlemesinde gelebilecek şeyler 4'te 4'ler 4'te 3'e çekilebilir. Bunun yanında işte adli sicil affı, onun yanında Yargıtay'da ve istinafta dosyası olanların son düzenlemeden faydalanması, bunlara yönelik düzenlemeler gelebilir diye konuşmuştuk. Sürekli tekrar ediyorum da kusura bakmayın. Gerçi takip edenler artık biliyordur da, hani o genel af hayalinin peşinden koşmaktansa haklarımızı arayalım. Bakın bu geldi. Bu geldi. Neden geldi arkadaşlar? Aslında bunun, ben içten şekilde konuşuyorum biliyorsunuz, ufak tefek suçlara gelmesi gerekiyordu. Yani büyük suçları olanlara gelmemesi lazımdı aslında ama geldi. Ben buna karşıyım. Adam öldürmüş, çıkmış, yeniden adam öldürmüş veya işte uyuşturucu satıyor, bilmem ne, sürekli bunlarla uğraşıyor. Bunlar aslında gelmemesi lazım ama geldi, yani hepsine geldi. Bence gelmemesi gerekiyordu. Siz ne düşünüyorsunuz onu bilemem. Tabii ki mahkum yakınları kendi yakınları için en iyisini istiyorlar ama toplum için bu iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Ufak tefek suçlarla mükerrer olanlar, çift mükerrer olanlar daha doğrusu, bundan faydalansın. Zaten faydalanması gerekiyordu. Ben bununla ilgili daha önce videolar yaptım ama ya büyük suç işleyenlerin bundan faydalanmaması gerek. Kesinlikle faydalanmaması gerek. Şimdi büyük suç kavramı hani kişiden kişiye değişir, o da ayrı bir şey de. Mesela hırsızlık da bence büyük bir suç. İnsanların emeğini çalmak kadar büyük bir suç olamaz ya. Olamaz. Sürekli hırsızlık yapıyor. Sürekli hırsız. Dışarı çıkıyor, yine hırsızlığa devam. Bunların da faydalanmaması gerekiyordu. Cinsel suçlarla ilgili bir video yayınlamıştım. Onun devamını da yayınlayacağım. Onu da takip edin arkadaşlar. Videoyu yeniden sildim, yeniden yayınlıyorum şimdi. Mesela cinsel suçtan yatanlar veya işte uyuşturucu kullanıp da içicilikten ceza alması gerekirken, işte uyuşturucu ticaretinden yatanlar var. Şimdi mahkumlar arasında şöyle bir saçmalık var gerçekten. Hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım derler ya, yok. Çuvaldızı direkt batırmak lazım. Çünkü mahkumlar nankör. Kesinlikle nankör. Herhangi bir düzenlemeden faydalanan diğerlerini zerre kadar düşünmüyor. Bunun yanında hak etmediği halde, bak hak etmediği halde düzenlemelerden faydalananlar var. Az önce söylediğim işte çok böyle büyük suçlar işleyip işte 4'te 4 yatanlar. Bana düşman olabilirsiniz, umurumda değil. Hak etmiyorsunuz. Çıkmamanız gerekiyor. Cezaevindeyken dışarıda işleyeceği suçları planlayanlar var ya. Bundan çıkmaması gerekiyor. Çıkmaması gerekiyor. Ama çıkacaklar. Ne yazık ki. Yani ben o çıkıyorlar müjde falan deyip de kendime böyle izleyici toplayacak bir gerizekalı değilim. Böyle bir şerefsiz değilim. Bunların çıkmaması gerekiyordu. Ama çıkacaklar. Çıkacaklar. İçici olduğu halde satıcılıktan yatan binler var. Çıkamayacak. Cinsel suçta sırf bu İstanbul Sözleşmesi denen saçmalık yüzünden, beyan esastır olayı yüzünden yatan binler var. Bunlar çıkamayacak. Cinsel suç deyince işte böyle Allah belalarını versin.
kadının veya çocuğun tırnağına dokunanın Allah belasını versin. O ayrı mesele ama binlerce kişi boşu boşuna yatıyor. O videomu izleyin arkadaşlar. O videomu izleyin. İnsanlar boşu boşuna çürüyor içeride dünyanın en adi suçundan. İsim vererek bundan sonra paylaşacağım. İsim vereceğim. Adli makamlar artık ne kadar umurlarında olur bilmiyorum ama isim vererek paylaşacağım bundan sonra. Dörtte dörtlere hayırlı olsun. Aslında hak edenlere hayırlı olsun. Ufak tefek suçu olanlara. Diğerlerine de zerre kadar istemiyordum çıkmalarını ama çıkacaklar. Mahkum yakınlarına hayırlı olsun diyelim. Onların suçu sizin suçunuz değil. Özellikle çocukların suçu hiç değil. Çocuklar annelerine, babalarına kavuşacaklar. Sadece bunun için seviniyorum ama bunlar zaten geri girerler. Çoğu geri gelecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani şimdi dörtte dörtte yatanlara af 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 dendi. Tamam dedik ki dörtte dörtte yatanlar işte dörtte üçe çekilebilir falan demiştik ama bunlar çoğu geri gelecek zaten. Yani bunların toplum içinde bulunmaması gerekiyor. Bunda aslında hepimiz hemfikiriz. Bunların yakınları bile bunu biliyor da. Allah hayırlısını versin diyelim. Ufak tefek suçlar nedeniyle çıkanlara hayırlı olsun. Diğerleri keşke hiç çıkmasaydı ve keşke hiç çıkmasalar. İçtenliğim yüzünden bana düşman olacaksanız çok da umurumda değil. Nezaket çerçevesi içinde. Ama sizin yakınınız dışarı çıkıp birilerinin yakınına bela olacaksa çıkmasınlar. Dediğim gibi cinsel suçlarla ilgili ve uyuşturucu ile ilgili bir video paylaşıyorum biraz sonra. Onu da izleyin. Görüşmek üzere.